Çok kıymetli çiftçilerim, tekrardan merhaba herkese. Bin ağaçlı bahçemizi bitirdik. Bir tane de edremit ağacımız var. Buna bir gençleştirme budaması yapacağız sizlere. 40 ağaçtayız gene bugün. Manisa'nın 40 ağaç ilçesi. Şöyle bir ağacımız var. Bahçe sahibimiz dedi ki, Erhan hocam bir tane de edremitimiz var. Onu bir budayabilir misiniz diye. Görüyorsunuz ki tabii bunun öncelikle bir geçmişine gidiyorum ben değerli takipçiler. Şöyle, ilk yıllarda tabii tekleme olmadığı için ve soldakini kurtarmak için buradan çıkan çok güzel dalı varmış. Bunu kurtarmak için imha edilmiş. Şimdi bakıyoruz ki ağaçlarımız kupkuru. Şöyle kuru, çıkamayacağım o kadar da. Hem şekli yok, hem ağaçlar kuru, hem 3-4 yılda bir katliamca budandığı için ağaçlarımıza artık bir gençleştirme gerekiyor. Gençleştirme de biliyorsunuz ki değerli takipçiler, çok hassas bir budama gerektiriyor. Onun için size ayrıntılı bunu anlatacağım. Karışık bir ağacımız maalesef. Ağaçların her yerinden uyandıracağız. Şimdi biz bu ağacı tek seferde kabaklama yapmayacağız. İki tane ağacımız olduğu için yan yana, bir tanesini önce keseceğiz. 3 yıl sonra, yani bunu hemen bu yıl kestikten sonra kenarlarından çok güzel sürgünler patlatacak. Ondan sonra 3 yıl sonra da diğerini ya kökten keseceğiz ya şimdi bu dalda yaptığımız işlemin aynısını yapacağız. Amaç, gaye burada ne? Ağacı kestiğimiz yerden uyandırmak ve diğer istenilen yerlerden dal elde edebilmek. Görüyoruz ki bizim şu yara bere olan dalların yerinden, altından imha edilmeli ki imha ettiğiniz yerden yeni sürgünler oluşsun. Bu 15-20 santimlik parçaladığınız dallar ta ki dibinden kesilmeyene kadar hiçbir şekilde uyanma gerçekleşmez. Biz ağacın şu anda %75'ini indireceğiz. Şu anda bir faydası var mı bunun sana? Yok. Yok. Kessen de yok, kesmesen de yok. Ama kesersen kendine faydası var. 3-4 yıl sonra da size faydası var. Evet. Ağaç hiçbir şekilde şekil yok zaten. Aynen. Şimdi başlayalım. Bunu bir gençleştirme budaması yapalım değerli takipçiler. Şimdi buraya çok dikkat etmemiz gerekiyor değerli takipçiler. Bizim bu ağaçları kesmeden önce aşımızın nereden olduğunu bilmemiz lazım. Eğer aşıyı bu taraflardan yaptıysanız, kesini buradan yaptıysanız o ağaç gitti demektir. Anlatabiliyor muyum? Eskilerimiz hep akıllıyı deliceğin üstüne aşıladığı için, eskiden de koyunlar hayvanlar yememesi için yüksekten aşılarlarmış. Ve biz de şu anda aşının maalesef altından kestik diyormuşum. Aşımız bizim şuradan. Şuradan yapılmış. Ona çok dikkat etmeniz gerekiyor değerli takipçiler. Şimdi ne yapacağız? Biz bunu şurayı körleyeceğiz. Şimdi bir kereden kesmedik. Neden? Ağacımız çok büyük olduğu için, artı ağaç zedelenmesin, kesilirken kabuk atmasın diye kademe kademe düşürdük değerli takipçiler. Bizim şuradan bir kesim yapacağız. Burayı paralel yapacağız. Burayı ise körleyeceğiz değerli takipçiler. Ondan sonra hani diyebilirsiniz ki, hocam hani gövdeye çizikler uyguluyorsunuz ya, yaşlı ağaçlarda nasıl bir uygulama yapacağız? Testere tabii ki LTSS girmeyeceği için ve bekleyin görün nasıl bir işlem yapacağım değerli takipçiler. Oh,
Bu şekilde hem çizikler uyguladık, paralel kestik, burayı körledik. Biz buralardan, buralardan, etrafından taze sürgünler bekliyoruz. Yüksel, ne oldu? Güzel. Değerli takipçiler, gençleştirme budaması bu demek. Ya hocam, siz bizim kabaklamalarımıza laf söylüyorsunuz ve siz de kabakladınız. Ağacın fotosentez yapabilmesi için bakın sağ tarafta bir ağacımız var. Şimdi bundaki enerji hem buna gidecek hem buna gelecek. Bu sene zaten takibini yapacağız değerli takipçiler. Şimdi sağ tarafta ne yapacağız? Sağ tarafta yara bere olanları kesip gene de ağacımızı uyandıracağız. Ve tepeleri tamamen körelteceğiz. İnce kuru dalları ayıklayacağız değerli takipçiler. Tabii onda da gene bir %50 bir kesim olacak. Hemen ona da başlıyorum ben. Yaptık, çizimler uyguladık. Ondan sonra ağacın şimdi tepesine çıkacağım. Orada da ince işlemler yapacağım. Bu videomuz daha çok hocam eski ağaçlar budamıyorsunuz diyen arkadaşlarımıza gelsin. Ben güzel bahçe budamıyorum. Böyle sıkıntılı ağacı budamaya çalışıyorum. Hayata döndürmeye çalışıyoruz. Denk geldi mi bu diyoruz. Yanımızda bir insan olduğu zaman da bir şekilde çekimler yapabiliyoruz. Şimdi ben bu ağacı bir şekil vereceğim. Yani bildiğin şekil budaması yapacağım bunda. Çıkacağım şimdi tepesini. Buraları kurumlara görüyor musun? Bak kupkuru. Buraları da bir ayıklama yapacağım. Ondan sonra bu sene ben de merakla bu ağacı bekliyor olacağım. Ben sene de, geleceğim. Ben de merak ediyorum. Ve bakalım nasıl bir şekil olacak. Kuracak mı? Gidecek mi? Yoksa yeşerecek mi? Ben şimdi tepesine çıkıyorum değerli takipçiler. Motorlu testerelik bir durum yok. El testeresiyle işlerini yapacağım. Ben çıkıyorum şimdi. Vallahi bir yıl yetecek odun çıktı baksana. Evet. Şurada ayrıyetten fırçalamak lazım. Hoppa, 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 hoppa. Şimdi işleri alalım. Yanlış budanan. Yani şu kesme görüyor musun? Evet. Bak nasıl. Oraları bir daha uyandıralım. Bunlar da hani yeşil aksam bırakabilmek için bunlar da artık seneye kesilecek. Şimdi buralardan bizim sürgünler çıktığı zaman onları da seneye indireceğiz. Tabii çıtır çıtır olmuş hepsi. Evet. Testerin değdiği her yerden sürgünler bekliyoruz. Aman hocam kırılmasın. He? Kırılmasın da. Düşmeyin yani. Evet şu an can güvenliği tehlikede. Bak görüyor musun bu kurumaları? Evet. Tamamen kupkuru. Şöyle çekelim. Alttaki dallar.
gelelim bu tarafa. Merdivenim de var hocam. Merdivene gerek duyacağız. Evet. Merdiven varsa o tarafta getiririm. Allah! Şapkam düştü, kebim düştü, kel göründü. Artık kıyafetler de dayanmıyor bana. Normal değil mi? Evet. Motoru testere lazım olacak ama. Vereyim mi? Bir alalım. Buralara çizikler atmaya devam edeyim. Şimdi merdivenle bir işlem yapacağım. Şöyle bu ayıklama işlemleri de yapıyoruz. Bunu kaç yıl önce budadınız en son? Bunu ben hatırlamıyorum. Ben hiç budamadım bunu. Kim budadı? Samimi cevabından dolayı kutluyorum seni. En son kim budadı bilmiyorum. Buraları kurularda arındırdık. Şimdi. Burası çok çallaşmış.
Demek ki ağaçtaki kurular gidiyor mu Babuş, değil mi? Evet. Ne oldu bak? Şimdiden bile. Gördün mü ne oldu? Kurular bayağı ayıklandı. Şimdi küçük bir merdiven işimiz var. Merdiven de Allah'a emanet. Şey yapayım, biraz sola kaydırayım bunu. Ben tutuyorum. Bizim zaten sorumuz merdiven olaylarından olacak. Diyebilirsiniz, hocam siz ne kesiyorsunuz, göremiyoruz. Kuru ağaçları kesiyorum değerli takipçi. Şimdi ne oldu? Ağacımızı bir gençleştirme odaması yaptık. 2 bir nevi şekil verdik. 3 ince arasını yaptık. Bütün kuruları çıkardık, değil mi? Şimdi son bir işlemimiz kaldı. Hemen onu da gerçekleştiriyoruz. Şu cevizin ağaca doğru gelen bölgelerini Nasıl oldu ağacın? Ağaç gayet güzel oldu, kurulardan alındı, küçüldü. Ve çok güzel, biraz daha hava alacak. Evet. Şunu da keseyim. Tamam mı? Tamamdır. Değerli takipçiler, Kırk Ağaç'tan gene size selamlar olsun. Kavunuyla meşhur ilçeden. Başka bir ilçede görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla değerli takipçiler.